Ben de şunu soracaktım. Ya iktidara peki buradan hiç mi fatura çıkmıyor veya çıkmayacak Cem Bey? Köşeye sıkıştığı için Türkiye bir nevi çözüm arıyor ve tamamen bir politika değişikliği. Birinin dostu yok ki. Erdoğan'a veya yönetimine şunu sormak lazım. Ya bu senin politikan mı değil mi arkadaş? Yani ülkesinden kaçan insanları seçim gecesi nasıl kullanacaksınız ki? Şimdi şey var aslında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklaması var bu yönde. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür, rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor diye. Şimdi MHP'den de yani Devlet Bahçeli'den işte Şam'la ilişkilerin düzelmesine destek vermesini işte değerlendiriyor. Bahçeli'ye teşekkür ediyor vesaire vesaire. Ya bu yöndeki bir şey var, irade var ama orada o zaman şey ne olacak? Yani ÖSÖ'yle durumumuz ne olacak? Biz onları mı sahipleneceğiz? Yoksa yok artık vurmayın Esat'la barışın ne haliniz varsa görün mü diyeceğiz? Ya yani Esat'la benle barışmak istiyorsanız artık şey ya onları destekleme diyecek. Ya dolayısıyla oradaki denklem biraz da karışık yani biz nasıl içinden çıkacağız sizce? Şimdi bakın nasıl 180 derece dönüş. Ey Esed, haftaların kaldı, günlerin kaldı. Emevi Camii'nde Cuma'yı kılarız. Ha. Şam'a 3 günde gireriz'den. Ve Esad devrilecek, devrilmeli. Esad diktatörken bir anda rejimle muhalifler birbirleriyle görüşmeler noktasına gelindi. Burada da Tornistan, yani Türk dış politikası. Son 10-15 senedir Cumhuriyet tarihinde görülmediği kadar tutarsız, duygusallıkla yönetilen, iç pazara oynamak için dünyayı karşımıza aldık. Şimdi de bunlardan teker teker dönüş yapıyoruz. Bu iktidarın çok güzel şeyi de vardır. Yani siciline baktığınız zaman kullan at. Yani bir ara işte şeyleri kullandı, laikleri kullandı, Avrupa birlikçileri kullandı, cemaati kullandı, attı. Kürt açılımında Kürtleri biraz kullanmaya çalıştı, attı. Kendine liberal diyen liboşları kullandı, attı. Romantik solcuları referandum döneminde kullandı, attı. Şimdi şeyi kullandı, attı. Mursi, İhvan. Onlara şimdi sırtını döndü mecburen. Aynı şeyi de şimdi bu Özgür Suriye ordusu denilen, hani o orduya baktığınız zaman kime nasıl özgürlük getirecek, ben yani onların lügatında özgürlük kelimesi var mı? Ondan da emin değilim. Şimdi işte köşeye sıkıştığı için Türkiye bir nevi çözüm arıyor ve tamamen bir politika değişikliği. Belki de yani Özgür Suriye Ordusu denilen o güruhu da bir gecede satabilir kendi çıkarları için. Ama onları biz mi yollamadık mı? Nasıl olacak o veya biz Ne olacak? Yani ben askerimi çekiyorum, Esad'la sizi baş başa bırakıyorum diyecek. Zaten Esad'ın istediği o. Biz peki muhalifler de şu an onu protesto ediyor ya hani bunu ediyor. istemiyorlar. Evet, tabii ki bir bedeli olacak bu sefer. Türkiye'nin içinde de var o insanlardan, o muhalif denilen insanlar zaten Türkiye'de. Bu sefer çok riskli bir U dönüşü olacak. O adamlar nasıl ikna edilecek? Esad nasıl ikna edilecek? Onlar bir araya gelecek mi? İdlib'de ne olacak? Putin nasıl davranacak? Bütün bunlar birer soru işareti. Bahçeli'nin sözleri de önemli değil. Bahçeli'nin görevi zaten Erdoğan'ın ve iktidarın söylediklerine ertesi gün destek vermek. Onun için Bahçeli'nin ne dediği o kadar önemli değil ama iktidarın, Çavuşoğlu'nun söyledikleri daha önemli. O da tamamen bir politikada tornistan, 180 derece mecburiyetten ve çaresizlikten dönüş gösteriyor. O zaman bu durumda bize değerli yalnızlık, değerli yalnızlıktı değil mi? Bir şey Evet. getirmedi herhalde. Hani İbrahim Kalın öyle Hocam tanımlamıştı. Türkiye'nin dostu yok ki. Bütün Türkiye'nin düğmelere aynı anda basıyoruz ya şu anda. Evet, mecburen yapıyoruz işte onu. Halbuki mesela şimdi İsrail'le şey oldu değil mi? Büyükelçiler atlandı. Evet, normalleşiyor yani karşılıklı büyükelçi. Büyükelçiliği nerede açacak Türkiye? Kudüs'te mi, Tel Aviv'de mi?
benim başkentim Kudüs diyor. Büyükelçilikler başkentte olur. Halbuki Türkiye İslam konferansı mı ne, o kalabalığı toplamıştı İstanbul'da apar topar. Ve bildirgede İsrail ve Amerika Kudüs'e taşıyınca şeyini, büyükelçiliğini, bunun bedeline katlanırlar falan gibi çok ağır bir bildirge yayınlanmıştı. Şimdi bakalım, orada da tornistan olacak. Çok merak ediyorum, Kudüs'ü tanımayacak olan Türkiye, başkent olarak asla tanımayacak olan Türkiye, büyükelçiliğini nerede açacak? Enteresan. Başkentlerde olur. Hadi açayım tabii, göreyim bakayım, Tel Aviv'de açsın. Öte yandan yine bir tutarsızlık daha bölgede. İbrahim Anlaşması'nı imzaladığı zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Emirlikleri, İsrail ile Suudi Arabistan, Türkiye kınamıştı. Vay efendim, nasıl imzalarsınız bunu falan diye tepki vermişti dışişleri. Ondan sonra hiç onu da sineye çekti. Hem Suudi Arabistan'la hem Birleşik Arap Emirlikleri ile belki 3-5 kuruş gelir diye tamamen ilişkilerini normalleştirmeye çalıştı. Yani değerli yalnızlık ama tamamen tutarsız bir politika. Bedelini de Türk milleti ödüyor zaten. Ödemeye de devam eder. Ben de şunu soracaktım. Ya iktidara peki buradan hiç mi fatura çıkmıyor veya çıkmayacak Cem Bey? Çıkmaz. Çünkü çıkmaz. Demokratik bir ülke olsa çıkar. Ama algı operasyonlarını iktidar çok başarılı kullanıyor. Elinde RTÜK gibi bir şey olduğu zaman medyayı, basın özgürlüğünde nerede olduğumuzu siz daha iyi biliyorsunuz. Gazetecisiniz. Dünyada 154. sırada falanız, böyle Afrika ülkelerinin daha da altında Türkiye. Onun için medyayı, basını o kadar güzel kontrol ediyor ki, bakmayın siz, ben burada bir iki tane muhalif kanal bunları eleştirecek ama 80 milyondan belki 60 milyonun 50 milyonun haberi olmayacak. Çünkü bu olayları bir başarı gibi lanse edecek iktidar kanalları, havuz medyası ve öyle bir beyin yıkayacaklar ki adama bak ya, ne güzel, ne esnek dış politika, şartlar değişince ne kadar pragmatik kararlar alabiliyor, dün dündü, bugün bugündü, her şey Türkiye'nin iyiliği için falan diye sokaktaki adama bunu yedirirler. Onun için pek bir bedeli olmuyor maalesef. Peki seçime kadar Suriyeliler gider mi? Ya da peki bu kaçak olan Pakistanlı, Afganistanlı durumu ne olacak? Türkiye bu konuda ne yapıyor ya da ne yapamıyor Cem Bey? Hani böyle şey, internette görüyorsunuzdur, böyle bir kamyondan bir anda böyle fırlayıp inen insanlar. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum. Yani siz gazetecilerin tabii soramazsınız. Onun için dünyada 154. sıradayız ama Erdoğan'a veya yönetimine şunu sormak lazım. Arkadaş, bu açık sınır politikası, doğuda sınırın kontrolsüz açık, yani ülkeye giriş serbest, batıdan çıkış yasak. Yunanistan sınırını, Ege sınırını iyi koruyacaksın, oradan kaçanları geri alacaksın. Şimdi şunu sormak lazım, ya bu senin politikan mı değil mi arkadaş? Açık sınır, yani kim gelirse gelsin göz yumacağım, işte göstermelik duvar ördüm, yok... Hulusi Akar diyor ki sınırlarımızdan kuş uçmuyor. Lan bir bakıyorsun yüzlerce, binlerce insan, bırakın sınırdan girmeyi, ülkeyi de boydan boya geçip Edirne'ye geliyor, Kırklareli'ne geliyor, Düzce'ye geliyor, Ayvalık'a, Ege sahillerine, İstanbul'un semtlerine kadar gelebiliyor. Siz, ben bu akşam Taksim Meydanı'nda yürüsek İstiklal'den tünele iki kere GBT kimlik kontrolünden geçeriz. Adamlar kamyonlar dolusu 1200 kilometre yolu ülkeyi kat ederek geliyor. Demek ki bu bir devlet politikası olması lazım. Eğer iktidarın, AKP yönetiminin, Erdoğan'ın politikası değilse, o zaman yarın sabah Süleyman Soylu ile Hulusi Akar'ı da görevden alması lazım. Lan sınır böyle mi korunur diye, sen başarısızsın diye görevden alması lazım. Süleyman Soylu da neden sorumlu? Bu binlerce çapulcunun kamyonlara binip ülkeyi boydan boya hiçbir polise, trafiğe, şuna buna yakalanmadan elini kolunu sallayarak batıya kadar gelmelerinden sorumlu bakan Süleyman Soylu.
Yarın sabah onun da görevden alınması lazım. Bunlar böylesine bir tehdit karşısında hala görevdeyse demek ki iktidarın planlı, programlı bir politikası bu Türkiye'nin sınırlarını açıp bu adamların milyonlarcasının ülkeye girmesi ve kalması. Yani buna cevap bulmamız lazım. Bu politikan mı değil mi? Politikansa niye politikan onu bilelim. Dünyada hangi ülke yapıyor ya? Her şimdi 8 milyon deseniz her 10 kişiden biri kayıtsız kuyutsuz ülkeye girmiş elini kolunu sallaya sallaya takılıyor ülkede. Bir de transit de değilsiniz. Hani oradan gelip başka yerden çıksa. Aynen kapatmış. Türkiye onu da kapatmış geri alma anlaşmasıyla, iade anlaşmasıyla. Yakaladığını, Ege'de yakaladığını geri alıyor. Kaçana izin vermiyor. Diyorum ya giriş serbest, çıkış yasak. Böyle bir politikayı niye uyguluyor? Ha, bu benim politikam değil diyorsan senin bu iki bakanın tarihteki en başarısız iki bakan. O zaman gereğini yap, görevden al. Sınırı koruyacak adamı getir yerine. Veya ülke içinde dolaşmalarını bu kadar serbest bir şekilde ülkeyi boydan boya kat etmelerini önleyecek bir adamı getir bakan olarak. Yani bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama belli ki politikası almadığına göre görevden, buna göz yumduğuna göre, giriş serbest yaptığına göre politikasıysa niye politikası? O da hayal gücümüzle sınırlı artık. Niye böyle bir politikayı uyguladığına dair. Ay niye olabilir ki? Bilmiyorum. Söylentiler var. Yani işte Türkiye'nin demografik yapısını değiştireyim, seçmen yapayım, seçim gecesi bunları kullanırım falan. Onun için diyorum hayal gücünüz de sınırlı. Yani sizin de aklınıza bir şey gelebilir, benim de aklıma gelebilir ama neler olabilir bilmiyoruz. Yani ülkesinden kaçan insanları seçim gecesi nasıl kullanacaksınız ki? Yani kaos yaratsın diye mi? Yani hayır, bu gelenler aile falan değil ki, çoluk çocuk değil ki hepsi. Bakıyorsunuz 18-30 yaş arası sırt çantalı neydi belirsiz şeyler, gençler. Yani başka hangi amaçla diyebilir ki ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü için çıksın söylesin bunu da. Yani istediğiniz bir yerde okudum mesela ne bileyim bunları işte seçim gecesi kargaşa çıkarsa kullanır diye. Şimdi tarihimizde ilk defa, bu da utanç vesilesi AKP için, tarihimizde ilk defa 70 senedir biz seçimler yaparız. İlk defa seçim gecesi kargaşa çıkar mı? Kan dökülür mü? Kaybederse gider mi falan bunları tartıştığımız bir rejimin içine düştük. Evet, silahlar nerede? Silahlar var mı? Birilerine silah aynen verildi mi? İşte Suriye'deki silahlar ne oldu falan. Hani oraya silahlar gitti ya. Mesela şunu söylüyor bir adam. İktidarı sandıkta devretmeyiz. Devretmeyiz. Bunu siz ben söylesek şimdi parmaklıklar arkasındaydı. Muhtemelen. Sabah evimizden alırlardı. Ne demek? İktidarı seçimle devretmem. Sandıkta. Bunu adam fütursuzca hiç korkusu yok söyleyebiliyor. Veya bir kadın çıkıyor diyor ki bizim listemiz hazır diyor. Bizim aile 50 kişiyi götürür diyor. Biz hazırlıklıyız diyor. Ona da hiçbir hukuk yok. Biz siz ben desek böyle bir şey biz 50 kişiyi götürürüz diye silahlandık diye bizi içeri atarlar. Ama hukuk, yargı böyle yayın istiyor. Yayın bitmeden gelirler vallahi. Vallahi gelirler aynen öyle. Düşünün yani birileri de bunu rahat rahat söylüyor. Çok acayip bir şey var. Korkuları yok. Benim bana kimse dokunmaz. Ben iktidara yakınım. Korkusunun olmaması bütün hücrelerine en tepeden en aşağıya kadar yerleşmiş. Ve şey de yok işte bakın Sedat Peker söylüyor. Söylüyor da ne oluyor? Dizi film herkes gibi. Herkes ölü taklidi yapıyor. Efendim? Herkes ölü taklidi yapıyor. Aynen öyle.